Beni anla anne! Kendime yepyeni bir yaşam kurmaya gidiyorum. Beni aramayın ve sormayın. Ölmüş birin yaşamınızdan silin. Beni affedin anne! Kızım, yavrum! Evet, evet, tamam. 20 erkek, 20 kız. Yarın sabah 9'da sette. Hiç merak etmeyin. Evet, ne istemiştiniz? Ajansınıza kaydolmak istiyorum. Burada yazılı olan soruların cevabını doldurun. Ömer, sana bir kız gönderiyorum. Arşiv için video filmi çekin. Merhaba Cemil abi. Merhaba. Abi! Hayrola Cemil? Abi, yönetmen götürdüğümüz kızı beğenmedi. Gerizekalının biri. Soyunmam diye de tutturdu. Ne olacak şimdi? Bilmem. Yönetmen bir yenisini istiyor. Aksi halde ajansla ilişkisini keseceğini, bir başka ajansla çalışacağını söylüyor. Hani sayın yönetmen sosyal içerikli film çekecekti, ne oldu? Ne sosyal içeriği be abi?
Adam bal gibi seks filmi çekiyor. Ayşin'le Nurten burada, onları göndeririz. Ayşin, Nurten... Hadi kızlar kalkın hazırlanın. Tamam. Ahmet bir bardak su ver. Peki abi. Hadi Cemil ne duruyorsun ya? Abi bu kız kim? Hangi kız? Şurada oturan kız. Ha o mu? Daha bugün müracaat etti. Adını bile bilmiyorum. Abi adını bir an evvel öğrensen fena olmaz. Çok güzel kız. Onu da yönetmene göstersek iyi olur. Abi, Topal Cemil üç kız getirdi. Görmek ister misin? Bir görelim. Sen. Adın ne senin? Zeynep. Hiç filmde oynadın mı? Hayır. Oynamak istiyor musun? Evet. Soyunacaksın, öpüşeceksin, sevişeceksin. Kabul mü? Kabul. Aferin, bu kızda iş var. İsim ve adresini alın. 50.000 lira yevmiye verilsin. Yönetmen 50.000 lira yevmiye verilmesini söylemişti. Sizse 10.000 lira veriyorsunuz, nasıl olur? Doğru söylüyor abi. Sen karışma! Anlaşmamıza göre kazancımdan %20 almanız lazım. Bu demek ki 10.000 lirayı sizin, 40.000 lirayı da benim almam lazım. Bizde ilk işe başlayana daha az bile yevmiye verilir. Sana fazlasını verdik. İşine gelirse. Haksızlık ediyorsun abi. Sen karışma dedik. Topal! Onun karışmasına lüzum yok. Ben hakkımı almasını bilirim. Ne yapıyorsun sen be? Ona elini sürecek olursan seni yaşatmam bilmiş ol. İkiniz de defolun. Bir daha da buralara gelmeyin. Al ajansını başına çal. Benim yüzümden işinden de oldum. Boş ver, sıkma tatlı canını. Böyle pis bir herifin yanında çalışmaktansa aç kalmayı tercih ederim. Asıl üzüntüm... Heriften hırsımı alamadım da ondan. Hadi gel şurada bir çay içelim ha. O Hasan denen adama bakma sen. Aramızda azdır onun gibileri. Zaten onun gibileri yüzünden Yeşilçam'ın adı kötüye çıkmıştır. Şöyle etrafına bir bak. Şu gördüğün insanlar gönüllerini sinemaya adamışlardır yıllardır. Belki bir gün biz de bir star oluruz hayaliyle yaşayıp sonunda bir lokma ekmek parası için savaşmak zorunda kalmışlar. Üstleri başları pek gösterişli değildir. Hatta bazılarınınki madaradır ama kalpleri altındır altın. Bir başkadır Yeşilçam. Onu anlamak için içinde yaşamak, onun havasını teneffüs etmek lazım. Yoksa uzaktan kaval çalmakla olmaz bu iş. Kaç senedir Yeşilçam'dasın? Doğduğumdan beri.
Anam babam da artisti. 10 yaşındaydım. Bir gün minibüsle işe giderken bir trafik kazası, anam babam vefat, ben de sakat. 30 yıldır Yeşilçam'dayım. Topal Cemil olarak koşturur dururum. Peki sen neden buradasın? Ünlü ve zengin olmak için. Yeşilçam'da. Sadece Yeşilçam'da değil, arzuma kavuşmak için icap eden her yerde. Azimlisin. Evet. Çünkü hayatım boyunca yoksulluk çektim. Ömrüm komşuların verdiği kullanılmış elbise ve ayakkabıları giymekle, televizyonu yazları uzaktan çay bahçesinden, kışında komşuların evinde seyretmekle geçti. Sonra da lise birden okulu terk, bir manifatro mağazasında tezgahtar olarak çalış. Artık yeter diyorum. Nerelisin? Ispartalı. Kimin kimsen var mı orada? Anamla babam. Ne iş yapar baban? Bir iş yapmaz, emekli. Buraya geldiğini söyledin mi onunla? Bir mektup bıraktım. Yani kaçtın. Evet. Ünlü ve zengin olmak için. Evet. Ne farkım var benim televizyon dizilerinde seyrettiğimiz kadınlardan? Gazetelerde boy boy resimleri çıkan artistlerden, şarkıcılardan? Belki de daha güzelsin. Ama burası İstanbul. Seni kolay kolay bırakmazlar. Hele erkekler. Korkma. İlk erkekle tanıştığım zaman 16 yaşındaydım. Lise 1'de. Şofördü. Sevişiyorduk. Nişanlanacaktık. Ama zengin bir kız bulunca onu bana tercih etti. Onun için merak etme. Erkekleri iyi tanırım. Bir kadından ne istediklerini bilirim. Ama icap ederse, arzuma erişebilmek için istediklerini de verebilirim. Nerede kalıyorsun? Otelde. Pahalı bir yatak. Para dayandırmak zor. İnşallah bir gün ünlü ve zengin olunca Hilton'da bile kalırsın. Ama istersen şimdilik benim fakirhanede kal. Senin için daha iyi olur sanırım. Yüzüme öyle bakma. Bacım olarak. Fakirhanede gördüğün gibi her şey eskidir ama temizdir. Sen içeride odada yatarsın. Ben kendimi bir yer ayarlar kıvrılırım. Kim bilir, ileride her şey gönlünce olur. Değil lüks yerlerde, saraylarda yaşarsın inşallah. Niye? Ne niye? Niye bana yatağını veriyor, evinde kalmamı istiyorsun? Nedeni ne? Hiçbir nedeni yok. Seni ilk gördüğümde kanım ısındı sana. Sevdim seni. İyi bir insansın. Ne bileyim, gönlüm ısındı sana. Bu anlatılmaz ki. Kal burada. Çekinme. Tek bir şartla kalırım. Nedir? Bana aşık olmak yok. Gayret ederim. Cemil! Cemil! Yönetmen geçen gün getirdiğin kızı tekrar istiyor. Sahi mi? Evet.
Zeynep! Müjde, sana iş çıktı. Tamam çocuklar, çok iyiydiniz. Yemek paydosu. Yemek paydosu. Kusura bakma abi. Rica ederim. Nasıl, iyi misin? Çok susadım. Su var mı? Tabii. Haydi, sıcak sıcak bunlar. Bir yiyen pişman, bir de yemeyen pişman. Yeter. Yo, sonra bir daha istersen vermem ama. bu gece her şey harika. Şarabımız da var. Hadi, şerefe. Bu yönetmen seni tuttu. Öyle birinci sınıf bir yönetmen değildir ama... Olsun, şimdi çok film çevirmen lazım. Hiç de senin fikrinde değilim. Figüran olarak filmlerde görünmek istemiyorum. Benim hedefim daha başka. Olabilir ama daha yenisin. Dur. Bundan sonra seni yönetmenlerin, yapımcı ve sanatçıların çıktığı Amerikan barlara, gece kulüplerine götüreceğim. Böylece onların dikkatini çekmeye çalışırız. Öyleyse bu geceden neden başlamıyoruz? Bu gece mi? Evet. Merak etme, bavulumda böyle yerlere giyebilecek bir elbisem var. Gelirken arkadaşlarım verdi. Hem de biraz dans ederiz. Dans mı? Ben hayatımda dans etmedim ki. Nedenmiş o? Bakıyorum topal olduğumu unuttun. Bu gece dans edeceksin. Şş,
Şimdiye kadar benimle böyle güzel dans eden bir kavalyeye rastlamamıştım. Çocuklaşma. Aptallık etme. Ancak zavallı insanlar ağlar. Sen ne zavallısın ne de aptal. Ben mi zavallı değilim? Şu halime bak. Ne varmış halinde? Ben ne iki ayağının üzerine basan ama ciğeri on para etmez insanlar bilirim. Sen taşıdığın şu yüreğe bak. Bu kadar temizini Allah her kuluna nasip etmez. Budala. Ha şöyle gül bakalım. Sen hiç ağlamaz mısın? Ağlamam ve ağlamayacağım. Hiçbir zaman zavallı olmayacağım da ondan. Benim için bu kadar kâfi sanırım. Ben yüzümü yıkasam fena olmayacak. Peki, seni barda bekliyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Ama nereden tanıştığımızı hatırlayamadım. Hatırlayamazsınız. Çünkü siz beni tanımıyorsunuz. Ben sizi tanıyorum. Nereden? Ormanda. Ormandan mı? Evet. Ormanda iki kişi tarafından ağaca bağlanıp tecavüze uğradığınız günden. Demek çekimi izliyordunuz. Çekimi değil, sizi izliyordum. Güzelliğinizi, vücudunuzu, gülüşünüzü, gözlerinizi. Sizde toplanmış bütün güzellikleri. Hiç kimse yerinden kımıldamasın. Arama yapılacak. Kimliklerinizi çıkarın. Yanımdan ayrılmayın. Kimliklerinizi çıkarın. Siz de. Geç şöyle. Komiserim. Üzerinde sustalı bulundu efendim. Atın arabaya. Başüstüne. Cemil. Size yanımdan ayrılmayın diyorum. Ama o benim arkadaşım. Susun diyorum size. Hadi yürü yürü. Kimlikleriniz? Beraberiz komiserim. İmkansız. Sustalı ile yakalandığına göre bir süre içeride yatacak demektir. O benim en yakın arkadaşım.
Hemen eve gitmeliyim. Telaş etmeyin. Ben sizi arabamla evinize götürürüm. Hayatımda hiçbir kadınla yatmadım. Galiba bundan sonra da yatamayacağım. Aman kızlar, ikisi de çok saygın müşterilerimdir. Sakın beni mahcup etmeyin. Sen merak etme patron. Ne zaman yüzünü kara çıkardık? Saat 2'de sizleri bekliyorum. Oldu patron. Ciao. Oh, yeni meslektaşımız gerçekten güzelmiş. Adım Lale. Benim de İnci. Anlıyorum. İlk zamanlar böyle olur. İsmin konunca seninle de tanışmak mutluluğuna erişiriz. Ciao. Hoşça kal. Evet. Ben de prodüktörüm. Ama tek fark film değil. Seksüel prodüktörüm. Daha doğrusu şuna pezevenk desene. Ya ya. Bir dost olarak dışarı çıkmanı tavsiye etmem. O kapıdan çıkmak sana hiçbir şey kazandırmaz. Aksine kaybettirir. Sefaletle burun buruna gelebilirsin. Ama
Yanımda kalırsan, arzu ettiğin her şeye kavuşabilirsin. Şöhret ve para. Senin de istediğin bu değil miydi? Bu büyük kente bunun için gelmedin mi? Bütün bunlara vücudumu satarak kavuşabilirim, değil mi? Ne fark eder? Dün gece ben gerçek bir erkek olsaydım, kendini iki tatlı söze vermiş olacaktın. Bu mu iyi, yoksa para mı? Aptallığı bırak. Bugün her şeye hakim tek şey para. Sen de bunu vücudunla ve güzelliğinle kazanabilirsin. Göreceksin, bugün yüzüne bakmayanlar, yarın önünde eğilecekler. Seni başlarının tacı yapacaklar. Senin için dövüşecek, belki de birbirlerini öldürecekler. Ya bu hayat, ya da kapının arkasındaki sefalet! Karar senin. Peki, bu işte senin karın ne olacak? Korkma, zorluk çıkarma, anlaşırız. Seni almaya geldim. Neden? Yanımda olmanı istiyorum. Pezevenkliğini yapmam için mi? Merak etme, o işi yapan var. Öyleyse? Bana dostça elini uzatan ilk insansın sen. Çok çektin, yanımda dinlenmeni istiyorum. Vefa borcu. Hadi, gevezeliği bırak da gel benimle. Eğer gerçekten benim dostumsan, bana bir iyilik yapmak istiyorsan, çek, git buradan. Seninle pazarlık yapmıştık, bana aşık olmak yok diye. Aşk ve pazarlık. Bakıyorum yeni işinde pazarlık etmeyi öğrenmişsin. Doğru, aşığım. Ama karşımda duran bu kadına değil. Hatırlarsan ajansta iş arayan, kahvede karşılıklı çay içtiğimiz bir kız vardı. Ona aşığım. Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsan çek git buradan. Bir daha da beni arama. Çünkü tükenişini, çürümeni, yok oluşunu gözlerimle görmek istemiyorum.
Ben de seni bekliyordum. Çabuk üzerini değiş. Seni önemli bir dostumla tanıştıracağım. Adı Cemal. Cemal Tiryakioğlu. Çok zengin bir iş adamıdır. Eğer kendisini memnun edersen çok parasını alırız. Vücudunun güzelliği kadar yatakta da becerikli misin anlayalım. Tahminimden de iyiymişsin. Gelelim işimize. Oğlumun adı Cem. 22 yaşında. İçine kapanık, utangaç. Şimdiye kadar hiçbir kızla ve kadınla ilişkisi olmadı. Hatta bırak ilişkisini, yabancı kadın gördüğü yerden kaçar. Tek yaptığı şey, odasına kapanıp saksafon çalmak. Müziği çok sever. Senin görevin şu. Oğlumu bu içine kapanık huyundan vazgeçirip kendine çekeceksin. Onu bir kadınla beraber olmaya, hatta yatmaya alıştıracaksın. Bunu becerirsen sana açık çek. Ne zaman işe başlıyorum? Hemen. Karım durumu bilecek. Cem ve kız kardeşine uzaktan bir akrabamız olduğunu, İzmir'den İstanbul'a 15 gün tatil için geldiğini söylenecek. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin kardeşim. Adım Cemile, Zeynep. Aşk olsun babacığım, bu kadar güzel bir akrabamız vardı da niçin şimdiye kadar onu aileden sakladınız? Gelin size odanızı göstereyim, yorgunsunuzdur. Dinlenmek istersiniz. Buyurun. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel. Geleceğinizi duyunca odayı kendi elimle hazırladım. İnanın hep sizin gibi güzel bir kız kardeşim olsun isterdim. Bu oynadığın iğrenç oyunu hiç sevmedim. Bir sokak kadınını akrabam diye evine getir, sonra da oğlunun koynuna sok. Eğer sen zamanında onu koynundan çıkarmasını bilseydin bu duruma düşmezdik. Onu bir kız çocuğu gibi büyüteceğine, erkek arkadaşlarıyla oynamasına, sokağa çıkmasına izin verseydin, şimdi eve kadını biz değil o getirirdi. Babam sizi anlatınca o kadar sevindim ki anlatamam. Abimle hiç geçinemeyiz. İçine kapanık soğun biridir. Tanıyınca bana hak vereceksiniz. Bütün işi saksafon çalmak. Neyse ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Akşama yemekte görüşürüz. Oğlum, çık.
Merhaba. Bana hoş geldin demeyecek misin? Yoksa geleceğimden haberin yok muydu? Ben İzmir'in akrabanız Necdet Bey'in kızı Zeynep. Ne o, yoksa dilsiz misin? Hoş geldiniz. Çok şükür konuşuyormuşsun. Beni öpmeyecek misin? Çok güzel çalıyordun. Bakalım ben becerebilecek miyim? Her işin bir ustası vardır. Bunun da sensin. Çaldığın çok romantik bir parçaydı. Hoşuma gitti. Ama ortalık çok karanlık. Bu perdeler neden kapalı? Yoksa ışık gözlerinizi mi bozuyor? Dur bakayım. Çok güzel gözleriniz var. Yazık, gözlükle onları gizliyorsunuz. Derecesi de fazla değil. Ben sizin yerinizde olsam kullanmam. Ama böyle susarsanız size darılırım. Kusura bakmayın. Birden şaşırdım. Özür dilerim. Anlıyorum. Neyse, bundan sonra konuşacak çok vaktimiz olacak. Yemekte görüşmek üzere. İstanbul'u tanımak için 15 gün kısa bir zaman. Ama Cem sana eşlik edecek, bu kısa zamanı telafi etmeye çalışacak. Öyle değil mi oğlum? Tabii baba, tabii. Ben de sizinle beraber olmak isterdim ama ne yazık ki hocamla ders çalışmam lazım. Ki dersen ikmalim var da. Şimdi senin için önemli olan sınavlara hazırlanmak. Beni gezdirmek size zahmet olacak ama. Rica ederim. Bakalım problemi. Abi! Zeynep'i arıyorsan arka bahçede. Affedersiniz hocam. Canım, acelesi yok. Güneşi görünce dayanamadım. Benim birkaç poz resmimi çeker misin?
Hadi çeksene. Dur, şimdi beraber bir resmimizi çekelim. Tamam. Tamam, şimdi başka bir poz çekelim.
Hayatımda ilk defa bir kadınla beraber oluyorum. Şu andaki mutluluğumu anlatamam. Bana neler verdiğini bir bilsen. Sadece erkekliğimi değil, bana sevmesini, aşkın ne olduğunu da öğrettin. Seni seviyorum. Hem de taparcasın. Tahkikat komisyonu yaptığı araştırmanın neticesinde Orta Doğu'ya yaptığımız ihracatın hayali ihracat olduğunu meydana çıkardı. Acaba bizi kim ihbar etti? Şirketin mahkemeye vereceklerini sanıyorum. Emirleriniz? Bu işi bir an önce örtbas etmek. Bu olanaksız. Olanak bolanak anlamam. Bu iş için size para veriyorum. Ayrıca bu ay sonunda bankadan aldığımız kredinin faizini ödememiz lazım. Faiz miktarını biliyorsunuz. Ödemeyin. Ama nasıl olur? Banka zaten zor durumda, iflas edebilir. Bu bankanın sorunu bizim diye onlar düşünsün. Ticaret odasındaki seçimleri kazanacağımı sanıyorum. Yaptığım araştırmalar bunu gösterdi. Arkadaşlar oylarını bana verecekler. Abi, sende bir değişiklik var. Tabii, gözlüklerini çıkarmışsın. İnan böyle daha yakışıklı olmuşsun. Baba, sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum. Tabii yavrum. Bizi biraz yalnız bırakır mısın Cemile? Gözlüklerini çıkarmandan önemli bir şey olduğunu anlamıştım zaten. Evet oğlum, seni dinliyoruz. Zeynep'i çok seviyorum baba. Onunla evlenmek istiyorum. Thank you.
Bakıyorum vazifeni çok iyi yapmışsın, hem de fazlasıyla. Sadece biraz fazla ileri gitmişsin, o kadar. İşte çekin. Ne kadar istiyorsan yazabilirsin. Yarın şafak vakti arabam seni alıp geldiğin yere bırakacak. İşim bitmiştir. İyi geceler. Babama her şeyi söyledim. Neyi söyledin? Seni ne kadar sevdiğimi ve evlenmek istediğimi. Doğru dürüst bir taş atsana ulan. Oyna oyna oğlum ha. İşte git. Kim? Hatırlarsan bir zamanlar sana ancak zavallı insanlar ağlar demiştim. İşte karşında dünyanın en acınacak zavallısı. Aşık olmuş kiralık bir fahişe. Zeynep benimle nasıl vedalaşmadan gider anlamıyorum. Daha dün gece kollarımın arasında sevgimizden konuşuyorduk.
Zeynep gitmedi. Ben gönderdim. Siz mi gönderdiniz? Hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi her şeyi anlayacaksın. Zeynep ne yakından ne de uzaktan akrabamız. Sadece parayla tutulmuş bir sokak kadını. Bir sokak kadını mı? Evet. Senin karşı cinse olan sıkılganlığını üzerinden atman, bir kadınla beraber olabilmen için kiralanmış bir fahişe. Çok yanlış bir oyun oynamışsın baba. Bir sokak kadını da olsa, bir fahişe de olsa benim için değişmez. Onu seviyorum. Nereye gidiyorsun? Onu bulmaya. Bulup da ne olacak? Evleneceğim. Bir süre erkeğin koynuna girmiş, hatta benimle bile yatmış bir kadınla mı? Fahişe olduğunu sen söyledin. Bir eksik bir fazla. Ha sen, ha bir başkası. Ne fark eder? Çıldırmış bu. Kızı bulabilir mi dersin? Saçmalama. Adresi, yeri, yurdu belli olmayan bir insanı nasıl bulabilir? İyi günler. Buyurun. Gazetenize bir ilan vermek istiyorum. Evet. Yazın. Evet. Zeynep, babam her şeyi açıkladı. Sana karşı olan duygularımda değişen hiçbir şey yok. Beraber olmamız için eve bir telefonun kâfi. Seni seviyorum, Cem. Bu ne demek oluyor? Beni herkese rezil mi etmek istiyorsun? Sadece yalnız kalmak istiyorum. Telefon edinceye kadar ne kimseyi görmek, ne de bir şey yemek istiyorum. Böyle adi, namussuz bir kadın için bunları nasıl yapmaya kalkıyorsun? Sizce namus sadece bacak arasında değil mi baba? Ya sizin namusunuz? Haksız kazanç, hayali ihracat, banka iflas ettirmek. Bu mu namus? Gazeteciler bahçesiyle görüşmek istiyorlar efendim. Kimseyle görüşmek istemediğimi onlara söyle. Olur efendim. Buyurun. Evet benim. Ah, siz miydiniz Cemal Bey, emredin. Beni iyi dinle pezevenk. O Zeynep denilen küçük fahişeyi ufalamaz, ortadan yok edip silmezsen ben seni yok ederim, bilmiş ol. Oğlumun o kadından nefret etmesi için ne lazımsa yapılacak.
Sizler de kimsiniz? Kıza ne yaptınız? Bırakın onu diyorum alçaklar! Bırakın! Alo, ahlak sabıtası mı? Efendim, size şu anda fuhuş yuvası haline dönen bir moteli ihbar etmek istiyorum. Doğrudur. 35 tek sömür alacağım. Tamam. Şu odalara bakın. Baş, sen benimle gel. Şu resme iyi bak. Sen burada kendini onun için öldürürken, o fahişe bir motelde başka erkeklerle fuhuş yaparken yakalanıyor. Bu mu aşk? Bu mu sana olan sevgisi? Kendine gel oğlum. Bu kadınlar için dünyada tek bir şey vardır, o da para. Tek sermayeleri de vücutlarıdır. Artık kendini toparla, çocukluğu bırak. İstediğin her kızı alabilecek durumdayız. Yeter ki sen iste yavrum. Koskoca Cemal Tiryaki'nin oğlusun. İstikbal, para ve her şey seni bekliyor. Seni arayacağını mı sanıyorsun? Bana biraz su verir misin baba? Hastaneye kaldırılırken yolda ölmüş. Polis vuranı yakalamış. Soruşturma yapıyorlarmış. İyi bir insandı Cemil. Herkes severdi onu. Cenazesinde sinemadan herkes vardı. Baş oyuncusundan figüranına, en büyük yönetmeninden set işçisine kadar. Allah rahmet eylesin. Thank you.
Halimciğim, kulüp 86'dayım. Oraya gel. Ha, yanıma kokumu almamışım. Lütfen getiriver canım. Merhaba. Tanışıyor muyuz? Tanıştık ya. Pekala, öyle değil. Adım Necdet. Sevim. Peki, neden bu güzel tanışmayı masama gidip birer içkiyle kutlamıyoruz? Teklif ettiğinizde hayır diyen mi o? Güzel, buyurun. Ha 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 ha!